Merhaba sevgili yay burçları, yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün yay burcu bakımı yapacağız. Yay burcu 1, 15 Kasım bakacağız. Bakalım yay burçlarını neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler olacak yayların hayatında? Bir bakalım. Yay burcu ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yaylar biliyorsunuz arkadaşlar, Jüpiter astrolojide iyi, şans, iyimserlik, genişleme ve bolluğun gezegenidir. Yay burçları kesinlikle ve kesinlikle özgür ruhlu, gelecek için ümit dolu planları olan burçlardandır yaylar. Yay burcunun uğurlu günü Perşembe, şanslı sayısı 5 ve 7'dir. Macera düşkünüdür yaylar. Yay burcunun insanları özellikle seyahat ederken çok mutlu olurlar. Ufak tefek kazalara çok sık şekilde maruz kalır çünkü hep bir macera peşinde oldukları için. Yay burcunun en iyi dengeleyen ve en iyi anlaştığı burç ikizlerdir. Ama ateşler ve ateşler ve havalar diyelim. İkizler, kova, terazi, koç, aslan, yay. Tabii ki yükselen burçlarımız da önemlidir. Her zaman söylüyorum. Yükselen burçlarımıza da dikkat etmemizde fayda var. Yükselen burcu farklı olan kişilerde, mesela diyelim ki burcu Oğlak'tır, yükselen burcu ikizlerdir, tabii ki yay burcuyla anlaşabilir. Evet arkadaşlar, niyetimizi ettik. Bakımımıza başlayalım. Kartlarımızı açalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Abone olarak izlemeniz benim için çok önemlidir canlarım. Çünkü abone olmadan izleyen izleyici sayım çok fazladır. Bu durum beni üzüyor gerçekten. Buna dikkat ederseniz mutlu olurum. Sonuçta biz de bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak abone olarak izlerseniz tabii ki ben de mutlu olurum. Sizi çok seviyorum gerçekten. İşimi çok severek yapıyorum arkadaşlar. 4-6. İlgi ve alakanız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor canlarım benim. Yay burçlarını çok severim arkadaşlar. Yaylar biraz sorumluluk almakta zorlanan burçlardır. Özellikle evlilikte veya ciddi bir sorumluluk almakta zorlanan burçlardır. Ama çalışkan burçlardır. Yay burcu çalışmayı sever. Bir yerde durmayı sevmez. Birkaç işi yapmayı seven burçtur yaylar. Ama konforuna düşkün burçtur yay burçları, size söyleyeyim. Yaylar baskıya gelemez. Yay burcu eşiniz veya sevgiliniz, partneriniz varsa kesinlikle zorlamayın yayları. Baskıya gelemeyen burçlardır yay burçları. Sevdiyse tam sever yay. Evet, bu arada bu bir genel bakımdır arkadaşlar. Kolektif açılımıdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Kahvede kapattım, size bakacağım kartlardan sonra. Özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum Instagram veya WhatsApp'tan. Yarım saat karma bakarım. Kahve, tarot, skambil, karışık tarotlarla bakıyorum. Yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Başlayalım yay burcundan. Yay burcu aktif bir çalışma döneminin geçireceğinden bahsediyor. Ayın ikisinden sonra Kasım ay bakıyoruz. Kasım 1-15. Ayın ikisinden sonra yay burcunun duygusal hayatında değişiklikler olacağını gösteriyor. Ayın ikisinden sonra hareketli çalışma döneminden bahsediyor yaylarda. Özellikle topraklarla ilgili. Özellikle başağı gösterdi bana. Boğa başak oğlak. Yükseleni boğa başak oğlak olan partnerlerinize sorunlarınız varsa, kırgınlık varsa kesinlikle barıştan ve yay burcunun ciddi şekilde bu konuyla ilgili düşüncesini gösteriyor. Partneriniz de keza size karşı boş değil sevgili yaylar. Evet, iş konusuna gelelim. Para kraliçesi. Para kraliçesi çok mükemmel bir karttır. Başarının kartıdır. İşinizde yükseliş ve rahatlama döneminden bahsediyor. Rahata kavuşacağınız, atama yapabilirsiniz, iş başlangıcı yapabilirsiniz. Uzun zamandır iş arayan yay ve yükseleni yaylar bu dönemde iş
İşle ilgili mutlu bir haber alacağınızı gösteriyor. Çok aktif ve hareketli bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Yay burcunda. Hayatınıza yenilikler geliyor. İkizler Kova Terazi hava grubundan olan ve yükselen İkizler Kova Terazi olan enerjiyle hayatınıza girecek olan yeni partnerlerinizin olduğundan bahsediyor. Veya ikinci bir taraftan yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. Yeniliklerden bahsediyor. Çalıştığınız yerden farklı bir branşa yönelebilirsiniz sevgili yaylar. Burada yay burcunun biraz gördüğünüz gibi genel anlamda duygusal hayatında bir yalnız kalma, bir dökezleme, bir problem yaşadığını gösteriyor. 4 vakittir. 4 gün olabilir, ayın 4'ünden bu tarafı olabilir veya Kasım ayı baktığımız için ayın 4'üne dikkat etmemiz gerekiyor. Kasım 1-15 bakıyoruz biz. Ayın 4'ü ve 14'üne dikkat etmemiz gerekiyor. İşle alakalı bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Ani karar vererek işten ayrılabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Nedenini bakalım. Şimdi burada gösterdi ki yeni bir iş teklif alacağınızı gösteriyor. Eski işinizden ayrıldığınızda üzüleceğinizi gösteriyor. Demek ki bu keyfi bir ayrılık olmayacak. Sizin tarafınızdan olan bir ayrılıktan bahsetmiyor. Sıkıntılı bir ayrılık, iş yerinizden çıkartılacağınızı veya olumsuzluk yaşayarak çıkacağınızı gösteriyor. Ama inanın ki olumsuz olmayacak. Yeni başlangıç yapacağınız iş yerini daha rahat, daha olumlu ve maddi olarak hani maaş olarak daha dolgun bir maaşla işe alınacağınızı ve size anında teklif geleceğini gösteriyor. Çok fazla uzun sürmeyeceğini, 2 vakit gösteriyor. İşle alakalı hep 2 vakit gösterdi. Ayın 2'si ve 12'si Kasım'dan bahsediyor kartlar. Şimdi burada bir adaletsizlikten bahsediyor. Soğukluk var. Yay burcu İkizler Kova Terazi ve yükselen İkizler Kova Terazi sevgilisi var ise olumsuzluklarla karşılaştığını gösteriyor. İnatlaşmadan bahsediyor. Evli olan İkizler Kova Terazi ile aranızda bir soğukluk var yine de ve boşanma yaşanabilir. Bu ayda karar verilebilir diyor. Biliyorsunuz bu ay Kasım ayı net kararlar ayıdır. Hayatınızda olacak olası olan olumsuzluklardan kurtulma ayıdır. Net kararlar vereceğiniz bir aydır ve arınma ayıdır. Kesinlikle burada yay burcunun bir mahkemede veya iş yerinde yapılan ona karşı yapılan bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyor kart. Bunun peşini bırakmayacağınızı ve bu dönemde bu adaletsizlik ve haksızlıkla ilgili haber alacağınızı gösteriyor sevgili yaylar. Yıkım yaşanmış. Yıkım yaşandıktan yana soğukluktan bahsediyor. Genel baktığımız için arkadaşlar, genel baktığımız için bu aile yıkımı da olabilir. Çok üzgünüm ama bir boşanma da olabilir veya işle alakalı bir yıkım yaşayabilirsiniz. Zaten burada da çıktı o. Bir soğukluk, keskin, soğuk, sinirli, keskin kararlar vereceğinizi gösteriyor. Bu yıkımla beraber arkaya dönüp bakmayacağınız bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle pişman olmayacağınız kararlar vereceğinizi gösteriyor sevgili yay burçları. Kararsızlık var burada. Neyle ilgili? Ailenizle ilgili bir kararsız kaldığınızı gösteriyor. Bazı konularda hep şimdiye kadar affettiğinizi, hep affetmek, hep bağışlamak artık şimdi yorulmuş olduğunuzu gösteriyor. Bu ister ilişkiyle alakalı olabilir, ister iş yerindeki arkadaşlarınıza tahammülsüzlükle alakalı olabilir. Sizi uzun zamandır baskı altında ve sıkıntıda olduğunuz bir konuyla alakalı şu anda artık boğaza kadar gelmiş olduğunuzu ve şimdiye kadar saygıdan yana karşı tarafa konuşmadığınızı gösteriyor. Ama bu kararsız kaldığınız konu neyse onunla ilgili net bir karar zamanıdır diyor. Yay burçlarını ağırlıklı İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi burcuyla yara aldığını gösteriyor. Soğukluk yaptığınız veya size karşı soğukluk yapan partneriniz var ise Toprak veya İkizler Kova Terazi, Boğa Başak Oğlak veya yükselen bu burçlardan olan partnerinizle veya genel olarak da partnerlerinizle barışacağınızı gösteriyor. Kartın bitişi barıştan bahsediyor. Olumsuz değil. Tartışmalar, kavgalar olabilir ama sonuç olarak sevgili olan kişilerden bahsediyorum. Sevgili olan yay burçlarında özellikle toprak ve havalarda barış olacağını gösteriyor. İkizler Kova Terazi, Boğa Başak Oğlak. Bir kahvenize bakalım. Kahvede neler var? Kahvede de fazla bir şey çıkmamış ama çok güzel burada. Bakın kahvenin dibindeki çökmeyi görüyor musunuz?
İçinizde ve kafanızda düşündüğünüz bazı planlarınız var. Planlara odaklandığınızı gösteriyor ve bu burada kaygı yaptığınızı gösteriyor. İki işe yönelebilirsiniz. Şu anda var olan işte çalışmaya devam ve ekstra bir iş alabilirsiniz. Yolunuz var sevgili yay burçları. Bu bir gezi yolu değil arkadaşlar. Yaşamak için, daima yaşamak için bir adım atacağınızı gösteriyor. Ev değişimi olabilir, şehir ve ülke değişimi olabilir. Gideceğiniz yerde mükemmel fırsat ve bereket olduğunu gösteriyor sevgili yay burçları. Burada yay burçlarının özellikle aile içerisinde, ailesinin içerisinde sanki bir olumsuzluk yaşadığını gösteriyor. Üçüncü kişilerin aile içerisinde olan müdahalesinden bahsediyor. Ve yay burcu çok kırgın, bu konudan çok huzursuz ve rahatsız olduğunu gösteriyor kahvede. Ve yol alıp başını alıp gitmek istiyor. İster sıkıntılardan ve bu olumsuzluklardan kesinlikle arınması gerektiğini düşünüyor. Ve mesafe yaparsa daha rahatlayacağını ve öylece bırakıp gitme isteğinin olduğunu gösteriyor. Peki gidecek mi? Kesinlikle gideceğini gösteriyor. Ona bazı vaatlerde bulunan ailesi yayı durduramayacağını gösteriyor. Yayın yolu var. Yükselen yay ve yay burçlarının net bir yola çıkacağını, bu yol sadece şehir ülkeden bahsetmiyorum, bu da olabilir, yeni başlangıç veya kafasında kurduğu bir planla ilgili adım atacağını gösterir, net adım. Bu adımı ayın 7'sinden itibaren atacağını gösteriyor kart bana. Peki bu adım hayırlı mıdır? Kesinlikle hayırlı olduğunu gösteriyor. Yaylar zeki burçlardır, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada isminde N harfi, A harfi, Z harfi, F, T de olabilir, E, Y harfi olan yay burçları, isimde soy isimde olabilir. Yay burçlarının bir evlilik teklifi, beklemedik bir teklif alacağınızı gösteriyor. Bakın bir partneriniz veya eşiniz ayrılma sürecinde olan eşiniz de olabilir. Karşı taraf sevgiliniz de olabilir. Bu kişiyle alakalı böyle bir 180 derecelik bir değişim olacağını gösteriyor. Değişim nedir? Size soğuk davranan, sizden mesafe olarak ayrı olan sevgilinizin ve ilişki yaşadığınız kişinin aranızda soğukluk olduğunu ve ani bir değişiklikle size teklifle geleceğini gösteriyor sevgili yay burçları. Peki hayırlı mıdır? Hayırlıdır. Evlilik, düğün, görücü gelmesi veya yeni bir başlangıçlar, temeli sağlam bir ilişkinin başlayacağından bahsediyor. Sevinç gözyaşlarınız var sevgili yay burçları. Evet, diğer tarafta neler var? Burada yay burcunun mahkemesi olan yaylar var ise eğer, bu miras davası olabilir. Herhangi bir davada bir çelişkide kaldığını gösteriyor. Ve bu davanın 7 vakittir devam ettiğini veya 7 ay olabilir, ayın 7'sinden bu yana olabilir, devam ettiğini gösteriyor. Bu dönemde bu mahkeme ile ilgili özellikle ayın 10'unu gösteriyor. 10'unda bu mahkeme ile ilgili bir haber alacağınızı gösteriyor. Ayın 4'ünden itibaren ise yay burcu özellikle 4 ve 7'ye dikkat. 4-7'ye dikkat. Ne ile ilgili? İş yerinizde kargaşa, sıkıntı, olumsuzluk yaşanabilir, bilir. İş yerinizden çıkartılabilirsiniz. Tedbirinizi önceden almanız için tarihleri size söylüyorum. Benden söylemesi sevgili yaylar, dikkatli olmanızda fayda var derim. Çünkü iş yerinde sizinle uğraşan iki kişinin olduğunu gösteriyor. Ve bu iki kişinin farkındasınız. Sizi çekemeyen makam kavgası, kıskançlık ve hasetten bahsediyor. Çünkü siz gayet başarılı olduğunuz için bunları yaşıyorsunuz diyor kahve. Kahvenin içindeki şuraya görüyor musunuz? Pürüzsüz bir kapı var. Pürüzsüz bir aydınlık var. Hiçbir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Atın üzerinde binip atın üzerinde gittiğinizi gösteriyor. At her zaman muradın göstergesidir. Uzun zamandır planladığınız bir projeyi hayata geçireceğinizden bahsediyor kartlar. Şu anda yayı üzgün gösteriyor. Yay biraz yalnız kalmış. Ne ile ilgili yalnız? Yanlış kararlar verdiği için partneriyle, eşiyle, sevgilisiyle arasında
olumsuzluklar yaşandığı için üzgün olduğunu gösteriyor veya yay bırakılmış olduğunu gösteriyor. Terk edilmiş bazı yaylar burada yalnız kaldığını gösteriyor ve sevinç gözyaşları akıtacağınızdan da bahsediyor. Artık şimdiye kadar ciddi şekilde özlem gözyaşları ama bu dönemden sonra ayın 9'undan sonra ise sevinç gözyaşları akıtacağınızı gösteriyor sevgili yaylar. Mükemmel mi mükemmel bir haber alacağınızı gösteriyor. Şu anda pişmanlık var yaylar. Görüyor musunuz? Üzgün, pişman ve mahcubiyeti var. İster maddi olarak da sıkıntıda olduğu için her şey birbirinin üzerine gelmiş olarak yay biraz sıkıntıda gördüm. Ben size söyleyeyim ama Kasım ayında Kasım 7'si, Kasım 2'si, 7'sinden ve 2'sinden sonraki dönemi gösteriyor. İki aşama. İkisinden sonra bir kısım yayların, 7'sinden sonra diğer kısım yayların hayatında kolaylık ve rahatlama olacağını gösteriyor sevgili yaylar. İşte burada yol yapan, mesafe olarak uzak olan, isminde F harfi olan yaylar, F harfi olan yaylar, ters çevirdiğimizde J harfi ve İ harfi olan yaylar. Kesinlikle ve kesinlikle tekliften bahsediyor. Ayrı olduğunuz, üzüntülü olduğunuz konular var ise, sevgilinizle mesafe var ise, eşinizle aranızda bir mesafe, bir yol var ise kesinlikle karşılaşma ve beraberlik gösteriyor. Birleşeceğinizi gösteriyor sevgili yay burçları. Evet, şimdi sıra geldi enerji kartlarımıza. Bakalım ne gibi enerjiler bekliyor sizi. Şöyle bu kart, bir de bu kartı çıkaracağım. Bakalım. Kasım 1, 15 için evrenin enerjisi ne diyor? Ne gibi enerjiniz olacak? Ne, hangi enerjiler ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bir bakalım. Güzel mi? Güzel. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Şimdi ben size burada söyledim. Kesin ve net kararlar vereceğinizi gösteriyor. Şimdiye kadar çok zorlandığınızı, artık bundan sonra kimseye tolerans yok diye şartları zorlayacağınızı gösteriyor. İkinci nedir? Tisin ruhu. Olaylar netleşemiyor. Yani bir belirsizlik içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Bilinmezlik ve sonunu kestirememek. Aynen. Sisin ruhu mevzunun sis perdesi ile örtülü olduğunu sana haber veriyor. Gördünüz mü? Sisin ruhu sis perdesi. Yani diyor ki sizin aklınıza gelmeyen, sizin arkanızdan iş çeviren, sizi belirsizlikte bırakan veya sonuç olarak size net bir karar, net bir cevap vermeyen insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor diyor. Sisin ruhu. Olaylar netleşemiyor. Yani bir belirsizlik var. Bu partnerinizle de alakalı olabilir. Dediğim gibi bakın, iş yerinde de bir olumsuzluk yaşanabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var diyor kart. Bir tane de enerji kartı çekeceğim. Bu şey evrenin enerji kartı. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Bu arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız bazı olayların önünüze çıkabilme mesajıdır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Geçmişle alakalı bazı olumsuzluklar yaşadığınız kişilerin karşınıza çıkması. Bir huzur bozulacağından bahsediyor. Dikkat etmeniz lazım buna. Bazı kişilerle ve bazı sınavlarla diyor yüzleşebilirsiniz. Kaçamayabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var diyor kartlar. Evet arkadaşlar, sevgili yaylar, sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım.